Çizgi filmler her zaman tutarlılıklarıyla bilinirler. Karakterler aynı kıyafetleri giyerler, olaylar oldukça benzerdir ve her yeni bölümden ne bekleyeceğinizi bilirsiniz. Ancak bazı zamanlar karakterler hayranların tepkilerine bağlı olarak ortadan kaybolabiliyorlar. Ve hikaye her ne kadar tutarsız bir şekilde de olsa devam ediyor. Ve bu şekilde yasaklanan karakterler çizgi filmlerde azımsanmayacak kadar var. Gelin bu karakterlere yakından bakalım. Bu efsane çizgi filmin bugüne kadar yayınladığı bölümlerinde tonlarca gizem ve macera var. Ancak yıllara meydan okuyan bu çizgi filmde hep Beşiği arkadaşın çeşitli gizemleri çözmesini izledik. Ama 1976 yılında bu arkadaşlara bir yenisi eklendi. Scooby-Dum. Görünüşte Scooby-Doo'dan pek bir farkı olmayan bir köpek gibi gözükse de bölümler içerisinde Scooby-Doo ile farkını açıkça gösterdi. Scooby-Dum karakteri çizgi filmin arka planıyla tamamen zıt düşen bir karakterdi. Örneğin korkması gereken yerde korkmuyor, kendiyle konuşulduğu zaman bunun farkına bile varmıyordu. Hayaletten korkmayan aptal bir köpeğin seride olması komik olabilir. Ama bu belli bir süre sonra hikayenin temasıyla çatışır ve seyirciyi sıkar. Ki anlaşılan öyle de olmuş. Çünkü birkaç bölüm sonunda çizgi filmden çıkarıldı. Ayrıca bu karakteri çizgi filmin bir bölümünde Scooby-Doo'nun erkek kardeşi, diğer bölümünde ise kuzeni olarak tanıttılar. Yani anlaşılan yazarlar da bu karakterle ne yapacaklarını şaşırmışlar. Ninja Kaplumbağalar'da eksik olan bir şey varsa o da romantizmdir. Tabi April karakteri ile Ninja Kaplumbağalardan bazıları arasında arada bazı romantizm rüzgarları esse de bu insan kaplumbağa romantizmi seri içinde çok fazla devam etmedi. Ancak 1987 yılındaki Ninja Kaplumbağalar çizgi filminde romantizm konusu olabildiğince işlendi. Burada Rafael ve Mona Lisa arasında gerçekleşen bu romantizm diziyle birlikte güzel bir şekilde devam ediyordu. Hatta karakterin arka planı bile anlatıldı. Mona karakterin nükleer atağa maruz kaldıktan sonra böyle bir dönüşüm geçirmiş. Bir semender olan Mona zorlu şartlarda hayatını geçirmiş. Zaten bir akşam yemeğinden sonra New York'a taşındı ve asla geri dönmedi. Bu da aslında Rafael'in neden kızgın biri olduğunu açıklıyor. Powerpuff Girls'ün en büyük ilham kaynaklarından biri belediye başkanının yardımcısı olan Bayan Bellum'du. Bu karakter güçlü ve özgürlükçü yapısıyla kızlara adeta bir rol model niteliğindeydi. Powerpuff Girls'ün yeniden lansmanı duyurulduğunda bu karakterin de seriye uzun bir süre devam edeceği düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı çünkü bu karakter kızlara yazdığı bir veda mektubuyla çok geçmeden çizgi filme veda etti. Bu vedanın arkasındaki nedense karakterin çocuklar için uygun giyinmediği gerekçesiydi. Yani veda mektubuyla bir nevi bahane yarattılar. Ayrıca başkanın veda mektubu okunurken iç çamaşırlarıyla gözükmesi de olmaması gereken bir şeydi. Jetgiller çizgi filmi evcil hayvan sevgisini aşılayan güzel çizgi filmlerden biriydi. Bu çizgi filmde karakterlerin Astro adında evcil bir köpekleri vardı. Ancak onu ikinci sezonun sonunda Elroy isminde bir uzaylı yaratık eşlik etmeye başladı. Ancak üçüncü sezonda bu yaratık aniden kayboldu. Anlaşılan seriye ikinci bir evcil hayvan fazla gelmiş. Temel Reis çizgi filminde genelde her bölüm Temel Reis'in Safi Naz'ı kara sakaldan kurtarmasından ibaret. Ancak anlaşılan ilk sezonlarda Temel Reis'in daha farklı öncelikleri varmış. Örneğin küçük yiyenleri gibi. Bu küçük çocuklar adeta Temel Reis'in birer kopyalarıdır. Hareketleri, yemek yemeleri, konuşmaları tıpatıp aynıdır. Ancak çizgi filmin ilerleyen bölümlerinde bu çocuklar çizgi filmden çıkarıldı ve bir daha da hiç gözükmedi. Looney Tunes deyince akıllara gelen karakterler her zaman aynıdır. Bu karakterler bu isimle adeta bir bütün gibidirler. Ancak Looney Tunes'un kurucu karakteri bu meşhur karakterlerden biri miydi? Hayır değildi çünkü o Basko'ydu. Basko Looney Tunes'un siyah beyaz dönemlerine denk gelen bir karakter. Basko şarkılara bayılan, türlü yaramazlıklar yapan bir kısa çizgi film yıldızıydı. Basko tartışmalı bir karakterdi. Özellikle de renginden dolayı. Siyah ten rengine sahip bir karakteri ekranda görmek Amerika'daki büyük bir ırkçı çoğunluğu rahatsız edecekti. Ki bu onu daha başlar başlamaz 1-0 geride başlatmıştı. Bu tartışmalı tasarımla birlikte Basko'nun sahipleriyle Warner Bros. Arasında geçen tartışmalardan sonra Basko yayına veda etti. Videoyu beğendiyseniz bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.